Merhaba, iyi akşamlar. Kapanışa doğruya hoş geldiniz. Saatler 17. Her zaman olduğu gibi programı önce siyasetin notlarıyla açacağız. Alican Türkoğlu yanımda. Alican hoş geldin. Hoş bulduk. Yine geri sayıyoruz seninle. O günlerdeyiz. Şimdi beklenen açıklama bugün geldi sabah saatlerinde öğleden önce. Ve yine beklendiği üzere Ümit Özdağ yani Zafer Partisi lideri Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Dolayısıyla ittifakın unsurlarının, Ata İttifakı'nın artık olmayan ittifak diyebileceğimiz ittifakın unsurlarının hangi tarafta yer aldığı da netleşmiş durumda. Tabii açıklamalardan sonra çok sayıda yorum, açıklama, değerlendirme de birbirini izledi. Sendeki notlar neler neler öne çıkıyor senin gündeminde o notlarında? Evet, not da alıyorum, daha da şeyi alıyorum. Yurt dışı oyların durumu nedir? Acaba rekor kırıldı mı diye onu alıyorum. Onu hemen söyleyeyim şimdi, tamam. Hazır yazmışken. Saat 16 itibariyle 1.816.294 olmuş yurt dışında kullanılan oylar. İlk turda 1.839.470'ti. Daha işte bugünün sonuna kadar yurt dışı temsilciliklerde zaten kullanılıyor. Artı gümrüklerde kullanılmaya devam ediyor. Muhtemelen bu akşam saatlerinde veriyi aldığımızda işte 19.20 gibi sanki geçen ilk turun kullanılan oy sayısını geçecekmiş gibi gözüküyor. Hı. Zaten pazar gününe kadar gümrüklerde ve havalimanlarında oyların kullanılmaya devam edeceğini de düşündüğümüzde yurt dışındaki seçmenlerin ilk tura oranla daha da fazla sandığa gittiklerini, kısa süreye rağmen daha da fazla sayıda sandığa gittiklerini söyleyebilirim bugün itibariyle. Ümit Özdağ konusuna dönersek de zaten seninle konuştuğumuz şekilde beklediğimiz gibi Ümit Özdağ bugün itibariyle Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini resmen açıkladı. Şimdi şöyle bir durum oluştu tabii. Seçimlerin ilk turunda farklı bir adayı destekleyen iki siyasi parti seçimin ikinci turunda ilk turda göstermiş oldukları adayla iki farklı kanatta yer alıyorlar. Evet. Yani Zafer Partisi seçimlerde 1.529.119 oy almış yani. Sinan Oğan'ın almış olduğu oy da 2.831.239. Şimdi bu oyun, Sinan Oğan'ın almış olduğu oyun ne kadarının Kemal Kılıçdaroğlu'na, ne kadarının Tayyip Erdoğan'a gideceği zaten oldukça önemli. Şimdi 1.529.000 zaten Zafer Partisi'nin oyu var. Geri kalan 1.300.000 oy Sinan Oğan'la beraber Tayyip Erdoğan'a mı taşınacak? Yoksa o etkileşim, Adalet Partisi'nin de oyu var. 0.2, %0.2, binde 2 civarında bir oyu var yanlış hatırlamıyorsam. Onu da koyduğumuzda neyse 1 milyon diyelim. O 1 milyon oyun, yani Zafer Partisi ve Adalet Partisi dışındaki 1 milyon Sinan Oğan'a verilen oyu tamamen Sinan Oğan Tayyip Erdoğan'a mı taşıyacak? Yoksa bu zaten Zafer Partisi ve Adalet Partisi seçmeni olmamakla beraber Sinan Oğan'a verilen oy ama iki adaya düştükten sonra farklı tarafa, Sinan Oğan'ın göstermiş olduğu taraftan farklı bir tarafa gidebilir mi? İşte bunlara bakılacak. Yani sonuçta ince bir matematik var tabii. Hı hı. Ama en azından netleşmiş bazı durumlar var. Bu durum, yani bu o mevzuyla, bu olayla ilgili olarak. Zafer Partisi ve Adalet Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nin ilk turda desteklemiş olduğu Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında. Şimdi bugün Sayın Özdağ'ın açıklamalarına baktığımızda 7 maddelik bir protokolden bahsedildi. Verildi daha sonra, paylaşıldı basın mensuplarıyla da. Şimdi zaten bu protokolün ana unsurları, işte anayasanın ilk 4 maddesinin değişmezliği, mülteci politikasının uygulanırlığı gibi ana başlıklar içeriyor. Zaten aslında Millet İttifakı'nın kendi mutabakatıyla çelişen noktalar yok. Burada önemli olan nokta şu. Anlaşılan o ki zaten seçime giderken son 4 günde de en çok kullanılacak, propaganda olarak kullanılacak konu da bu olacak, mülteci politikaları. Ümit Özdağ'ın dün ve bugün yapmış olduğu açıklamaların tamamında da vurgu zaten bu noktadan yapılıyor. Yani bundan sonraki süreçte bugünkü mutabakatta bir yıl içinde diyor. Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki açıklamalarında iki yıl içinde deniyordu. Ama gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek İYİ Parti, gerek Millet İttifakı'nın oluşturan diğer siyasi partilerin açıklamalarının tamamında mülteci politikasının yanlışlığının altı çizilip işte iki sene içerisinde diye adlandırılan, neyse bir takvim içerisinde en azından Türkiye'de bulunan mültecilerin, özellikle Suriyelilerin Suriye'ye geri dönmesi hususunda adım atılacağı ve bunun sağlanacağı söyleniyordu. Şimdi bununla ilgili olarak
Şam yönetimiyle bir temas kuruldu mu, kurulacak mı, bunlar şu anda belirsiz. Ancak net bir şekilde söylenebilecek husus, bu dört gün boyunca hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinin politikalarını, seçim politikalarını bu konu üzerinde odaklaştıracakları yönünde. Zaten son açıklamalara bakarsak bir referandum olarak tanımlamaya başladı Millet İttifakı. Pazar günü gerçekleştirilecek seçimi ve burada da ana unsur olarak da mülteci göçmen politikasının yanlışlığı üzerinde duruluyor ve durulacak gibi de gözüküyor. Burada tabii özellikle son 2-3 gündür Sayın Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmeleri devam ederken, sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın diğer genel başkanlarıyla konuşma sırasında, acaba dün seninle de konuşmuştuk, acaba bir işte bakanlık gibi bir konuda konuşuldu mu dendi. Ki bugün sabah Sayın Özdağ'ın sosyal medya paylaşımında İçişleri Bakanı olarak demişti kendisiyle ilgili olarak. Acaba o yüzden İçişleri Bakanlığı seçimi kazanılması durumunda Zafer Partisi'ne mi verilecek soruları çok soruldu. Şimdi bugün yapılan açıklamalarda, yani hem Zafer Partisi'nden hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamalarda bakanlıkla ilgili olarak herhangi bir konunun konuşulmadığı, bunun masada gündeme gelmediği ifade ediliyor. Belki genel ilkeler çerçevesinde konuşulmuş olabilir ama en azından bir paylaşım, yani şu bakanlık şuraya olacak, bu bakanlık burada kalacak gibi bir paylaşımın olmadığı ifade ediliyor yetkililer tarafından. Dolayısıyla yanlış bilmiyorsam az önce Sayın Özdağ'ın yapmış olduğu açıklamalarda da yine açıklamalarda bulunuyordu. Bakanlık konusunun seçimin kazanılması durumunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun vereceği bir karar olduğu, ancak kendilerinin tabii İçişleri Bakanlığı görevinden de memnun olacağı ve gurur duyacağı yönünde açıklamalar yapılmış. Çünkü Zafer Partisi'nin özellikle yoğunlaşmış olduğu bakanlıklar, işte İçişleri, Güvenlik, Savunma Politikaları gibi konular olduğu için yakıştırmalar da genelde o yönde yapılıyor. Ama ez cümle, sözün özü şu: Zafer Partisi net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında konumlanmış durumda. Ümit Özdağ da net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu için destek çağrısını zaten yapmış durumda. Şimdi Sinan Oğan'a verilen oyların ne kadarının bu tarafa, Zafer Partisi tarafından çekileceği konusu önemli. Aynı nokta diğer taraf için de geçerli. Evet. Cumhur İttifakı için de geçerli. Sinan Oğan için de geçerli. O da aynı çağrıyı Tayyip Erdoğan için yaptı. Şimdi kendisine verilen oyların 2 milyon 800 binden fazla, 2 milyon 831 bin oyun ne kadarını Cumhur İttifakı'na çekebilecek? O da onun için çalışacaktır ve propaganda yürütecektir. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerinde olduğu gibi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğu gibi. Ama işte sonuç olarak şu anda saflar iyice netleşmiş durumda. Şunu da söyleyeyim, bu soru çok soruldu bugün bana gün içinde Sayın Özdağ'ın açıklamaları sonrasında. Tabii siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Bunu bütün siyasiler zaman içerisinde kullandılar ama daha öncesinde Ümit Özdağ ile sorun yaşayan partiler, liderler var Millet İttifakı içerisinde. Zaten İYİ Parti'den koptuğunu biliyoruz. Daha öncesinde Gelecek Partisi ile Zafer Partisi arasında söylem krizleri yaşanmıştı. Ancak hem Gelecek Partisi'nden hem DEVA'dan benim duymuş olduğum kadarıyla herhangi bir sıkıntının olmadığı Millet İttifakı açısından, dolayısıyla aynı konumlarını sürdürdükleri yönünde açıklamalar var. Dolayısıyla Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partiden hiçbir tanesi Zafer Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu desteklemesinden ve arada imzalanan mutabakattan rahatsız olmadıklarını net bir şekilde söylüyorlar. Burada seçimin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu lehine oy kullanan HDP'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği sorusu ve soru işareti de vardı. Bildiğim kadarıyla HDP de yetkili heyetleri şu an itibariyle toplantıda Yeşil Sol Parti heyetiyle beraber. Benim duyduğum kadarıyla onlarda da ilk turdaki hareketlerinden herhangi farklı bir hareket kararı çıkmayacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edecekleri yönünde bir açıklama yapacaklar mı bilmiyorum. Ancak toplantıda konuşulanın HDP'nin seçimin ilk turunda olduğu gibi oyunu bir yönlendirme, yeni bir yönlendirme, yeni bir açıklama olup olmayacağını bilmemekle beraber Kemal Kılıçdaroğlu lehinde devam ettirecektir yönünde bilgiler duydum ben arkadan. Dolayısıyla toplantılar devam ediyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalara bakacağız ama seçime 4 gün kala siyasi partilerin ve liderlerin hangi konumda ve hangi tarafta oldukları netleşmiş. Evet, o netleşti. Şimdi son söz seçmende. Bakalım seçmen ne diyecek, ne düşünecek bu son ayrışmalardan sonra, onu da pazar günü göreceğiz ve pazartesi günü
seninle. Tabii öncesinde de konuşmaya devam edeceğiz. Ondan sonra artık meclis aritmetiğini konuşmaya başlarız meclis seninle. Meclis takvimini aynen onları değerlendiririz. Şimdilik Ali Can'la sohbetimizi burada noktalayalım. Siyasetin notlarını ondan aldık. Dönelim bakalım piyasanın notlarında neler var. Çağlar Kuzukluoğlu ile konuşalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk. İstanbul'da, Borsa İstanbul cephesinde yani Türkiye demek istedim aslında. İçeride neler oluyor? Hem de dünyada küreselde öne çıkan temalar neler an itibariyle? Şimdi akıllı parada söylemiştim. İlk kez korele hale geldik. Yani dışarı ile içerinin çok resminde farklılığın olmadığı bir gün bugün. Ama düşüşte açıkçası bir araya geldik Zeynep. Küreselde tabii sadece ABD ile ilgili bu borç tavanına ilişkin haber akışı değil, bizim uzun süredir dile getirdiğimiz küresel ekonomik aktiviteye dair karmaşık diyorduk o sinyalleri ama belli ki hem para politikaları hem de küresel ekonomik aktivitenin seyrine dair sinyaller, özellikle son birkaç gündür Avrupa'dan aldığımız sinyaller açıkçası bu sefer hisse senedi piyasalarının tadını çok daha fazla kaçırmışa benziyor. Hemen bir haritamıza bakalım. Aslında saat 5'teki kuşakta çok bakmıyoruz ama şu anda değerli izleyicilerimizin de gördüğü üzere çok hoş da bir tabir olmasa da adeta kan gövdeyi götürüyor. Çünkü ABD tarafına geçmeden önce Avrupa'da şu an baktığımızda Zeynep neredeyse %2'nin altında kayıpta olan borsa yok denecek kadar az. Zaten ana endekslere bakıyorum şu anda. Stoxx 600 %2,03, DAX %2,11, FTSE %2,08 ve CAC oranda %1,99. Yani kabaca %2'ler civarında bizim yakından takip ettiğimiz Avrupa endekslerinin gerilediğini görüyoruz ki saat 3 civarında da bu tablo çok farklı değildi. İçeride de Avrupa kadar %2'ler civarında düşüşlerin olduğundan söz edemesek de endekste %1'e yakın, bankacılık endeksinde de %1'in üzerinde kaybın olduğunu görüyoruz. Bir ABD'de spot piyasa da açıldı. ABD endekslerine bakalım. Özellikle S&P'de ve Nasdaq'ta bugün kayıpların öne çıktığını söylemek mümkün. Şu an terminalde benim gördüğüm kadarıyla S&P 500'de %0,67'lik, Nasdaq'ta da %0,82'lik, Dow Jones'ta da S&P'ye yakın %0,68'lik bir gerileme var. Açıkçası bizim tahvil tarafında takip ettiğimiz o stres direkt olarak hisse senedi piyasalarında bu kez daha yakından izleniyor gibi. Nitekim yeni yılda artık 20'nin altında seyretmesine alıştığımız X Endişe Endeksi de tekrar 20'nin üzerinde şu anda ekrana geldi. Vadelilerde %1'e yakın Nasdaq'ta görüyoruz. Bakarsak da bakalım bu özellikle tahvilden hisse tarafına geçen BIX Endişe Endeksindeki seviyenin anlamını gösteren grafiğimize, şu anda MOVE Endeksinde uzun süredir 2023 yılında 2022'nin sonundan itibaren alıştığımız görüntü bir miktar daha öne çıkmıştı. Özellikle Mart'tan itibaren ama bugün hisse senedi piyasalarında gördüğümüz aşağı yöndeki hareketler ve oynaklıklar açıkçası hisse senedi tarafında küresel ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve şu anki haber akışının çok daha ciddi ve olumsuz fiyatlandığını gösteriyor. Bakalım kalan iki işlem gününde küresel piyasalar nasıl reaksiyon verecek? Bu akşam FOMC tutanaklarını göreceğiz ve bunun sonrasında da veri akışları borsalardaki satışları derinleştirecek mi? Çünkü 2022'den aklımızda çok da hoş anılar yok. Özellikle küresel piyasalara ilişkin Türkiye'yi hariçli tutarsak hep birlikte izleyip göreceğiz Zeynep. Çağlar çok teşekkürler. Çağlar'ın notlarını da aldık. Kısa bir araya gidelim. Ardından Londra'ya gideceğiz. Bir bağlantı yapacağız. Cüneyt Başaran her zaman olduğu gibi bize katılacak. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Tekrar hoş geldiniz. Kapanışa doğruya devam ediyoruz. Londra'ya bir gidelim. Cüneyt Başaran'la konuşmaya başlayalım. Cüneyt hoş geldin. İyi akşamlar Zeynep. İyi akşamlar. Şimdi hem içeride hem dışarıda önemli gündem maddeleri var. İçerisiyle başlayalım yine dün olduğu gibi. Şimdi şöyle bir baktığımızda Borsa İstanbul'da dalgalı bir görünüm olduğunu, 4500'ün üzerinde kendini atmakta zorlanan bir endeks olduğunu görüyoruz. Yine kura baktığımızda biraz hareket yukarı yönlü, 20 liraya yaklaşmış durumda. 19.89 dolar TL bankalar arası piyasada. Fakat özellikle satış kurunda marjı bankalar 21 liranın üzerine taşımış durumda. Serbest piyasada ise 21.30 civarında alım kuru. Şimdi tablo bu. Soru da seçimden sonra bu tabloda ne olacak? Ne beklendiği? Evet, zaten bu sorunun cevabını bilenler herhalde şu an çok rahat bir şekilde arkalarına yaslanıyorlardır. Çünkü hani yabancıların dediği gibi million dollar question. Burada dün de biraz konuştuk. Yine biraz üzerinden gidelim. Yani aslında seçimden önce bilinmeyen, seçim öncesi olmayan bir sorunun şu an farkına varlık da fiyatlamasını yapıyor değiliz. Dün de söyledik, tekrar söyleyelim. Türkiye'nin cari açığının %5,5'ları olduğunu zaten herkes biliyordu. Türkiye'nin rezervlerinin oldukça düşük seviyede olduğu maalesef. Özellikle de net rezervlerin, swap hariç net rezervlerin -50-60 milyar dolar civarında olduğunu da herkes zaten biliyordu, yatırımcı biliyordu. Enflasyon sorunumuz biliniyor idi. Buna karşılık işte uygulanan para politikasının ne olduğu biliniyor idi. Peki bu fiyatlamalar, yani CDS seçimlere girerken 400-500 bandındaydı de neden şimdi 700'e doğru yaklaştı? Ya da işte öbür taraftan işte Eurobondlar, Türk Eurobondlarının faizleri %8-8,5'lar dolaşırken niye onların üzerine attı? Niye borsada, özellikle 2022'de çok iyi performans gösteren borsada 2023'te satış görüyoruz. Özellikle son haftada artan kısmı, işte bunu seçimle bağlaştırabiliriz. Çünkü şöyle bir resme bakıldığında mesela şu görülüyor. Şimdi dolar kaç lira, döviz kuru kaç lira? 19.80 lira. Ama bu 19.80 lira bankalar arası piyasada gösterilen kur. Fakat hani döviz talep ettiğinizde bankalar arası piyasada bile zaten satış tarafının 20'nin üzerinde olduğunu, evet, görüyorsunuz. Yani alışla satış arasında bacak açılmış vaziyette. Üstüne üstlük döviz taleplerinin olduğu zaman hani bunun karşılanma noktasında likidite ile ilgili bazı sorunlar olduğu söyleniyor ya da ifade ediliyor. Daha önemlisi, hani bu likidite ile ilgili sorunlar belki çok önemli problemler değildir. Merkez Bankası likidite yollar çözülür. Ama daha önemlisi, bir ikinci piyasa, yani kapalı çarşı piyasasında şu anki kurun üzerinde yaklaşık %6-7 üzerinde bir başka piyasa var efektif işlemin önünde. İşte bunların neden olduğuna baktığımızda da onu seçimle şöyle bağlaştırabiliyoruz. Mevcut şu ana kadar uygulanan anortodoks denilen, Türkiye Ekonomik Programı denilen modelin maalesef bahsedildiği ve iddia edildiği üzere Türkiye bir cari fazla kazandırmayı bırak, yani cari açıkta rekor seviyeleri zorlattığı, enflasyonla mücadelede istenilen seviyeye getiremediği, ihracatı coşturma ya da işte motive etme konusunda bir rekabetçi kur son 8-9 aydan beri olmadığı için o işlevi göremediği, daha önemlisi yurt içindeki yatırımcının başka sebepler de var tabii, bunu sadece ekonomik sebepler değil ama başka sebeplere devreye girdiğinde kendisine koruma aracı olarak dövizi seçtiği görülüyor. Bu da içerideki döviz talebini zorluyor. Yurt dışından içeriye gelen döviz azaldı. Özellikle son zamanlarda hani portföy yatırımı eksi para çıkışı var hisse senedinden, tahvilden. Doğrudan yatırım yok denecek kadar az. Bir dönem olan gayrimenkul alımı, o da durdu. Neyle tamamlanıyor bu? İhracat ithalat dengesi zaten eksi aleyhimize. Bir turizm gelirleri var. Şükür oradan iyi para geliyor. Bir de işte yurt dışından getirilen, başka ülkelerden getirilen swap ya da mevduatlara tamamlanıyor. Bu resim seçimlerden sonrası için şöyle bir soru sorduruyor yatırımcıya. Bunlar seçimlere kadar böyle uygulandı. Mevcut iktidar kalsa dahi, parlamentoda aldığı zaferin yanında cumhurbaşkanlığı kazanıp devam edecek olursa bu sistemden vazgeçilir ya da hibrit bir modele geçilir. Çünkü bu sistemle devam edildiği takdirde şu anki problemlerin daha da yoğunlaşması endişe ediyor yatırımcı.
Dolayısıyla buna gitmemek için hibrit listeme gidilebilir. Ama burada cevap aynı model devam edilecek kısmı. İşte bu bence görebildiğim kadarıyla baskı yaratıyor. Öbür tarafta olası bir iktidar değişikliğinde muhalefetin tezi zaten daha ortodoks politikalara dönmek. Faizle enflasyonu birbirine yakınlaştırmak ve daha anlaşılabilir. Dünyada da örnekleri olan modelleri yeniden devreye koyabilmek. O zaten pozitif olarak fiyatlanıyor. Kimde? Yatırımcıda. Ama ilk tur seçimlerde zaten parlamento Cumhur İttifakı tarafından kazanıldığı için ve ilk turda da ortaya çıkan sonuç 2,5 puanlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olması sebebiyle olur da ikinci turda benzer bir sonuç çıkacak olur ise virgül ve bahsedildiği gibi eğer %100 aynı politikalar devam edecekse virgül işte bu döviz likiditesi eksikliği, bu enflasyonla mücadele konusundaki çok piyasanın anlayamadığı modelin devamı nasıl olacak, bu nasıl fiyatlanacak, bu işin içinden tırnak içerisinde nasıl çıkılacak şeklinde bir duruş var, bir endişe var, bir korku var piyasada benim görebildiğim kadarıyla. Cüneyt, şimdi işin bankalar cephesini de bir sana sormak istiyorum. Şimdi şöyle, orada da mevduat faizinin yüksek, kredi faizlerinin sınırlı olduğu bir durum söz konusu. Tabii bunun yan etkileri de mevzu bahis. Dolayısıyla burada nasıl bir ayar gerekir? Şimdi neden yüksek? Yani şöyle, ben hani çok duyuyorum işte politika faizi 8,5 değil mi? Neden bankalar bu kadar yüksek faizle kredi veriyorlar? Politika faiz %8,5 ama o politika faizinin bankalara çok bir faydası yok. Aslında hemen hemen kimseye bir faydası yok. Çünkü o politika faizinden piyasaya verilen para son derece sınırlı. Bankalar adı üzerinde kendi düşük sınırlı sayıdaki sermayelerinin ötesinde bir aracılık yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Elinde tasarruf fazlası olandan parayı alıp onlara bir faiz ödeyip daha sonra bu parayı belli bir risk sürecinden geçirip bir kar payı koyarak kredi alanları satıyorlar. Şimdi şu an piyasada para almak için Moody'nin karşısına çıktığında Moody diyor ki ben diyor döviz kurunda bazı beklentilerim var diyor. Dolayısıyla diyor TL mevduatı tercih etmem diyor. Bankaların üzerine başka bir şey var. Makro ihtiyat tedbiri olarak yeten önlem var. Diyor ki o makro ihtiyat tedbir ne yap yap bilançondaki mevduatı TL lehine %60'a çevir. Eğer çeviremeyecek olursan sana işte şu türlü işte cezalar mı diyelim ya da şu tür senin kredini, senin bilançonda aslında negatif sorunlar yaratabilecek uygulamalara tabi kalacaksın diyor. Buna karşı banka ne yapıyor? Daha fazla faiz vermek zorunda kalıyor ki o Moody'yi %45 enflasyon olduğu bir yerde dövize talep etmesin, TL'de kalsın, hem TL finansman ihtiyacını çözsün hem de o %60'lık kendisine getirilen baremi tutturabilsin ki işte bir takım yaptırımları uygulamasın ya da bir takım cezai müeyyideleri uygulamasın kendisine diye. Bu sebeple bir yarış başlıyor orada. Aynı zamanda da kur korumalı Moody'ye de kur korumadan dövize gitmemesi için zaten oradaki cap yani sınır da açıldığı için gel kur korumaya mevduatta kal ben sana şu faiz veriyorum diyor. Şimdi ödenen faizler belli. TL mevduatta 40'ların üstü, kur korumalı da 35'ler civarında. Buradan para toplayan bir bankanın, herhangi bir banka değil, bütün bankacılık sisteminin politika faiz 8,5'ta da olsa kredi vermek için verebileceği taban belli. Evet. Yani dolayısıyla bunun üzerine bir şey koyarak verecek. O da ister istemez bizim politika faizini düşürelim, paradan para kazanma devri bitsin, rantiye bu noktada tırnak içerisinde para kazanmasın, şirket krediye ihtiyacı olanlar rahatlıkla ucuz faizler kredi kullansın diye başladığımız sistemde bankaların mecburen 30-40 ortamlara topladıkları paraya ya üzerine işte çok küçük farkla koysalar daha yüksek bir yerden kredi vermek zorunda kalıyorlar ya da kredi vermekten imtina ediyorlar. Çünkü bu kadar yüksek bir faizle kredi verildiği takdirde acaba bunun geri dönüşü nasıl olabilir soru işaretinden dolayı. Şimdi tabii bu tabloda Cüneyt, iş dünyası da sık sık bu belirsizlik ortamının bertaraf edilmesi gerektiği vurgusu yapıyor. Özellikle işte faizler ve finansmana erişim konusunda da bunun risklerine de dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla şimdi bu ortamda, bu tabloda istihdam açısından belirginleşen riskler neler? Şimdi önce bir iş dünyasına gelelim. Yani iş dünyası herhalde şunu anlamıştır diye düşünüyorum. Hani yabancıların söylediği gibi there is no free lunch. Yani hiçbir şeyin ücretsiz olduğunu düşünemeyiz. Hiçbir şeyin tamamıyla bilah bedel olduğunu düşünemeyiz. Eğer bir ülkede
%50 ve üzerinde enflasyon varsa, hani şu son düzlükte 45'e düştü ama siz öyle bir düzlükte kredi maliyetleri aşağı gelsin diye iyi niyetli bir başlangıç ama enflasyon %50. %50 enflasyon olur ya, bankalara kim koyuyor parasını? Moody'ler koyuyor. Moody de demek işte tasarrufu olan insanlar koyuyor. Bu insanlar tasarrufunu neye karşı korumaya çalışıyorlar? Enflasyona karşı korumaya çalışıyorlar. Yani Moody'ler enflasyona karşı paralarını koruması da olur. Ama yeter ki ticari krediler çok düşük kalsın diye bir sistemin uzun süre olamayacağını sanırım iş dünyası da görmüştür. Dolayısıyla iş dünyası eğer şu an bu noktada şikayetçiyse, bundan birkaç yıl öncesine gidip neden enflasyonla mücadelenin çok önemli olduğunu, enflasyon düşürmeden yaratabilecek olan bir düzlemin uzun süreli soluklu olamayacağı, ilk başta lehlerine bile gözükse bu işin, daha sonra işte başka bir takım mecburi düzenlemelerle içinden çıkılamayacak bir hale geldiği ve sonunda da kimsenin bu işten kazançlı çıkamayacağını herhalde düşünmüştür, idrak etmiştir diye düşünüyorum. Diğer sorunun ikinci kısmı da tabii ki istihdam tarafına maalesef negatif etkisi olacaktır. Çünkü maalesef Türk müteşebbisi oldukça risk almayı seven, dünyanın birçok yerine herkesin kenara sindiği bir noktada bile elini taşın altına koyabilecek bir kapasitede, bir karakterde risk alma iştahı var. Ama tek esniği finansman. Düşük finansmanla iş yapıyor. Öz sermaye oranı düşük. Çok yoğun oranda krediyle çalışıyor. Bu pozitif yanları dışında. Dolayısıyla o kredi erişiminin kapandığı an her ülkede düşüş olur. Ama bizim ülkemizde krediyle çok yoğun işlem yapıldığı için bunun üretime, oradan da istihdama etkisi maalesef sıkıntılı olacaktır. O zaman biraz Amerika'ya doğru geçelim. Cüneyt, orada da bu borç tavanı krizi günlerdir zaman zaman seninle konuşuyoruz. Bir nihayete, olumlu bir sonuca varmış değil. Cumhuriyetçi cepheden de Biden cephesinden gelen açıklamalarda uzlaşmanın pek yakın olduğuna işaret etmiyor. Goldman Sachs'tan bir uyarı vardı bu konuda. Bir şoka girebilir diye Amerikan ekonomisi, borç tavanında uzlaşma sağlanamazsa kısa vadeli keskin ekonomik şok yaşanabilir diye. Şimdi iş buraya gelir mi? Ne diyorsun sen? Ve eğer öyle olursa nasıl etkiler bu küresel ekonomiyi? Ya ben hiç buraya gelmez. Ama illa teoride konuşacaksak Bloomberg bunun araştırmasını yapmış. Yani olur da Amerika kısa sürede olsa bir temerrüte girecek olursa bunun Amerikan ekonomisine gayri safi milli hasılasının %8'ine yakın bir kayıba mal olabileceği. Tabii oradan sonra bu zamana kadar bütün olup bitene rağmen tahtını korumaya çalışan Amerikan dolarının dünyadaki geçerliliğini sorgulatacağı, Amerikan doları cinsinden yapılan bütün ticaretin, dünya ticaretinin %75 Amerikan doları üzerinden dönüyor. Başka paralara kayabileceği gibi riskler var. Ama teoride, hangi pratikte ben böyle bir şey beklemiyorum. Şu anki kapışma Republican'ların, yani cumhuriyetçilerin demokratlara, yani mevcut iktidara bol kesene harcadın. Harcama da devam ediyorsun. Covid sırasında da çok para dağıttın. Bu kafayla gidecek olursan, tırnak içerisinde söylüyorum, bu hızla gidecek olursan birkaç seneye bizim verdiğimiz limiti de doldurursun. Dolayısıyla sen spendingini, yani harcamalarını kesmek zorundasın. Bunu yapmadan ben sana bu izni vermem diyor. Bu yapıldığı takdirde de bunun da hesabını yapmış Bloomberg. 575 bin işe mal olacakmış. Eğer cumhuriyetçiler muhafazakarları dinleyip kabul edip böyle bir buçuk sene kala seçimlere spendinglerini, yani harcamalarını azaltacak olursa, hem bunun tabii bir etkisi olacaktır ama %8 olmayacaktır tabii ki Amerikan ekonomisine, hem de seçimlere doğru zaten çok iyi günler geçirmeyen demokratlar için ayaklarına ekstra bir bağ olacaktır. Ama ben son tahlilde Janet Yellen'ın bütün uyarılarını görmekle beraber son tahlilde bu anlaşmaya varılacağını, fakat o zamana kadar piyasanın bu sancıları çekeceğini tahmin ediyorum. O zaman İngiltere'deki enflasyonu da bir konuşarak tamamlayalım istersen. Şimdi orada beklenenin üzerinde gelse de enflasyon düşüş ivmesi devam ediyor. Öyle görünüyor. Bir de ben buna şunu eklemek istiyorum. Tabii bunun üzerine İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla ilgili öngörüler, tahminler yeniden belirginleşti. Onu sen aktarırsın. Bir de ben buna Bailey'nin açıklamasını da ekleyeyim. Önceki gün yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çıkarmamız gereken yüksek enflasyondan dersler var diye. Çıkarılıyor mu o dersler? Çıkarıldı mı? Ne görüyorsun sen?
Çıkaramadı Zeynep. Yani şunu önce bir söyleyeyim. Bugün piyasaların kıpkırmızı olmasının 3-4 tane sebebi var. Bir, Amerikan işte borç stoku, daha doğrusu borç tavanı arttırılması ile ilgili gelişmeler istendiği hızda gitmiyor olması. İkincisi bu sebeple bu gelişti istendiği için gitmediği için bütün faizlerin başta Amerika olmak üzere yukarı doğru olması. Almanya'da iş güveninin ilk defa düşmesi ve yaklaşık geçen Ekim'den beri düşüyor ve bir resesyonla ilgili sinyal veriyor olması. Aynı zamanda Bakır'ın mesela Dr. Copper olarak bilinen dünyada herkesin acaba resesyon geliyor mu diye endişe etmek için baktığı bakır fiyatlarının ilk defa ton başına 8 bin doların altına inerek 6 aydan beri ilk defa inerek resesyon kaygılarını işaret ediyor olması. Böyle bir ortamdayız. Dolayısıyla dünya şu an piyasalar bundan huzursuz. İngiltere özeline gelecek olursak İngiltere o dersi çıkartamıyor. Çünkü sen belki manşeti öne çıkartan haklı olarak son zamanların en hızlı aylık düşüşü 10.1'den 8.7'ye düşmüş. Ama beklenti 8.4'e düşmesiydi. Bu bir. Evet. Beklentiden daha az düşmüş. İkincisi bu düşüş tamamıyla enerji fiyatlarından. Enerji fiyatları ve gıdayı dışarı tutan çekirdek enflasyona baktığında o 6.2'den 6.8'e çıkmış. Servis yani hizmet enflasyonuna baktığında o da 6.9'a çıkmış. Dolayısıyla bu düşen enflasyon adı üzerinde düşmesine rağmen İngiltere Merkez Bankası'na bir rahatlık vermediği gibi şu an 4.5'larda duran ve burada kalmaya bence çok dua eden İngiltere Merkez Bankası'nın kabaca 5.25 hatta 5.5 faize kadar çıkmak zorunda olacağını işaret ediyor. Çünkü enflasyon ısrarcı İngiltere'de. Çünkü enflasyon İngiltere'de oldukça tahrip edici ve sadece enerji fiyatları çıktı indi diye de azımsanamayacak, küçümsemeyecek kadar da kuvvetli duruyor. Dolayısıyla Bail'in açıklamasına gelecek olursak, Bail de zaten 2 gün evvel bunu itiraf etmişti. Yüksek enflasyonla mücadelede 80'lerde, 90'larda yapmış olduğumuz çabalar, çalışmalar bir şey ifade etmiyor. Çünkü ekonomideki dinamikler çok değişmiş ve eskiye dönük baktığımız metodolojiler şu an uyguluyoruz ama yeterince şey alamıyoruz diyordu. Bence buradan tek çıkarım şu an Zeynep, İngiltere enflasyonu faizleri istese de istemese de 5.5'lara kadar yükseltmek zorunda kalacak bu enflasyonu gördükten sonra. Cüneyt çok teşekkürler. Senin notlarınla noktalayalım. Ben birazdan günden kalanlarda yine burada olacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik.